Engelli aylığı ve evde bakım aylığı almak için gereken şartlardan birisi olan muhtaçlık sınırı hesaplaması nasıl yapılıyor? Gelin birlikte öğrenelim. Ama önce sizlerden bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. O zaman videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Enis. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda muhtaçlık sınırı hesaplaması yapacağız. Evde bakım aylığı veya engelli maaşı almak isteyen arkadaşların yapması gereken, yerine getirmesi gereken belli şartlar vardır. Bu şartlardan birincisi engelli raporuna sahip olmak. Engelli raporu %40 veya üzeri olanlar engelli aylığı alabiliyorlar. Yine engelli raporu %50 ve üzeri olanlar evde bakım aylığı alabiliyorlar. Bu şartı tamamladıktan sonra diğer şarta geçiyoruz. Muhtaçlık sınırı. Yani sizin devlet nezdinde, devletin gözünde muhtaç olmanız gerekiyor. Bu nasıl hesaplanıyor? Mesela hanede bulunan kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3 birinin altındaysa bu kişi engelli aylığı alabilir. Yine evde bakım aylığı almak isteyen birisi hanede bulunan kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3'ünün altındaysa yine bu evde bakım aylığı alınabilir. Peki nasıl hesaplanıyor? Şu şekilde. Biz asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren güncel olan 5.500 lira 35 kuruşu baz alacağız. Şimdi hesap makinemizi açıyoruz. Önce 1/3 oranını hesaplayalım. 5.500,35 kuruş. Bunu 3'e bölelim. 3'e böldüğümüzde engelli aylığı almak isteyen kişi asgari ücretin 1833,45 lirasının altında bir kazanç elde ediyorsa, yani o para eline geçiyorsa, altındaysa eğer, bu kişi engelli maaşı ya da engelli aylığı alabilir başvurduğunda. Ama hanedeki herkes sayılıyor. Yani kişi başına düşen gelir 1833 lira 45 kuruşun altındaysa, bu hanede eğer ki evde bakım aylığı da alınmak istiyorsa yine kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3 olması gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Yine 5.535 bölü, yine 3'e böleceğiz. Bunu da 2 ile çarpacağız. Yani 3.666, 90 kuruşun altında olması gerekiyor. O evdeki kişi başına düşen gelir bunun altında olması gerekiyor. Eğer ki bu şartlar karşılanmıyorsa o kişi engelli maaşı ya da bu evde bakım aylığı alamaz. Bu şartları karşılaması gerekiyor. Zaten bu şartları karşılaması için gerekli kontroller sosyal yardımdan gelen memurlar tarafından yapılıyor. Bakacaklar. Aile geliri, yani hane geliri nedir? Gelir tespiti yapacaklar. Eğer uygunsa bu evde engelli maaşı, eğer engelli maaşına başvurulmuşsa engelli maaşı, eğer ki evde bakım aylığına başvurulmuşsa evde bakım aylığı, ilgili şartlar uyuyorsa onaylanacaktır. Evet, bu şekilde arkadaşlar siz de bu şartları bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Eğer ki bu şartlara tabiyseniz, uygunsanız, siz engelli maaşına başvurmuşsanız ve o şartları karşılıyorsanız engelli maaşı alırsınız. Veya evde bakım aylığı için şartları karşılıyorsanız evde bakım aylığı desteği alabilirsiniz. Bu şekilde hesaplanıyor. Evet arkadaşlar, vereceğim bilgiler bu şekildedir. Siz de bu yardımlardan faydalanmak istiyorsanız bu şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu videoyu haberdar olmasını istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.